Nasıl giriş yapacağımı bilmiyorum videoya. Size bugün diş teli serüvenimi anlatacağım. Diş teliyle ilgili yaşadıklarım, pişmanlığım var mı? Süreç nasıldı? Güzel miydi? Dişlerim düzeldi mi? Öncelikle selam diyeyim. Nereden başlasam? Ben size şuradan başlayayım. Lise 2'den üniversite 1'in sonuna kadar diş teli takmıştım. Ama bu süreç benim için biraz zorlu geçti. Neden zorlu geçtiğini de anlatacağım. Benim dişlerim diş teli takmadan önce de böyleydi. Yani bir bozukluğu yoktu üst tarafında, en azından alt tarafım yamuktu zaten. Ben üst dişlerime böyle diş teli taktırmayı böyle kafama koydum. Çünkü o kadar çok beğeniyordum, o kadar çok seviyordum ki, o zaman en yakın arkadaşımın diş telleri vardı. Ve çok hoşuma gidiyordu. Yani ben mi manyağım bilmiyorum ama bakıyordum, diyordum keşke bende de olsa. Konuşma şekilleri, duruş şekli, görünüşü falan benim gerçekten çok hoşuma gidiyordu. Neyse ben hallem ettim. Anneme diş teli takmak için doktora götürdüm. Bu arada dişlerimin diş teli takmadan önceki halini de göstereyim. Böyleydi. Doktor dişlerime baktı ve dişlerinde bir şey yok dedi. Ama ben istiyordum yani. O diş teli takılacak. Tamam dedi, takarım yani. Doktor sonuçta ne diyecek? Git mi diyecek kapıdan? Muayeneden bir hafta sonra gittim diş teli taktırmaya. Ve braketleri takarken dişlerimin üstüne elektrikler gitti. O braketi dişlerine yapıştırma işlemini çünkü bir cihazla yapıyordu. O yüzden elektrik gittiği için yarıda kaldı. Bir kalktım. Aynaya bakıyorum, kendime bakıyorum böyle. Diyorum ne kadar güzel olmuş dişlerim, çok beğendim. İşte keşke böyle kalsa falan. Hayran hayran kendimi izliyorum aynada, yani elektrik kesikken. Ama yarıda kaldı tabii ki de. Şuradan şuraya kadar doldurmuş. Buradan yarısı yok braketlerin. Böyle hepsi dolmadan tel de takamaz. Neyse bir iki saat oyalandık annemlerle, kafede oturduk. Elektriğin gelmesini bekledik çünkü jeneratör de çalışmıyordu orada. Neden bilmiyorum. Jeneratörü bir saat sonra çalıştırabildi. Benim şansıma orada saatlerce elektrik yoktu, biliyor musunuz? İnanılmaz bir şey. Dedim yani gerçekten acaba taktırmamam mı gerekiyordu? Bu diş tellerinin üzerlerine silikon takıyorlar ya. Benim mesela lisede arkadaşlarım da vardı. Böyle renkli silikon takanlar. Lacivert sarı, sarı, kırmızı gibi. Ya da pembe. O kadar kötü duruyor ki. Yani taktırmak istiyorsanız diş teli, baştan söyleyeyim. Renkli silikonlar tamamen göz kirliliğine sebep oluyor. Güzel durmuyor. O zaman dişine böyle renkli bir şey taktığında çok hoşuna gidiyor insanın. Bir değişik hissediyorsun. Ay pembe, ay mavi falan diye. Ama gerçekten hoş durmuyor. Ben hiç öyle bir şeye girmemiştim Allah'tan. Şeffaf silikonları taktırmıştım. Onlar bile zaman geçtikçe sararıyor. Çünkü dişlerinize gerçekten normal olduğu bakımdan iki kat daha fazla bakman gerekiyor. Yoksa çıktığındaki halini söylemek bile istemiyorum. Ben günde iki kez fırçalamama rağmen o silikonlar 2 ay içerisinde sapsarı oluyordu. Ya bundan korkan varsa hani korkmasın. Sadece teli taktıktan sonraki ilk hafta sadece sıvı tüketmeniz gerekiyor. Katı bir şey yemezsiniz, ısıramazsınız çünkü çok 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 ağrır. Direkt dişleriniz sızlıyor yani o bir hafta içerisinde. Ama bir haftadan sonra alıştığı için bir problem olmuyor ki ben ilerleyen zamanlarımda elma bile ısırıyordum yani. Telleriniz çıktıktan sonra bir de plak veriyorlar. Onu da bir 10 ay kullanmanız gerekiyor sanırım. Belki kişiden kişiye değişebilir. Böyle dişlerinizin kalıbını alıyorlar. Onu o şekilde ayarlıyorlar, hazırlıyorlar sonra... Bu kim ya? Sanırım bu serüvende en nefret ettiğim bölüm buydu. Dişlerinize o kalıbı taktıktan sonra çıkarmamanız gerekiyor. Sadece yemek yerken çıkarabilirsiniz. Dişlerim uyuştu size anlatırken. Çıkardığınızda o salyaların uzaması mı dersiniz? Yani plağın kokusu mu? Çünkü ağızda hep durduğu için illaki koku yapıyor. Ve onu yıkamanız gerekiyor. Her çıkardıktan sonra, yani her çıkardıktan sonra yıkamanız lazım. Öyle takabilirsiniz. Diğer türlü düşünemiyorum bile. Ondan iğreniyordum. Gelelim benim pişmanlığıma. Nerede pişman oldum? Tel tamam, çok güzel bir şey. Çok seviyorum. Takmak istedim. Güzel durdu. Hoşuma gitti. Ama sağlık konusundan bakarsak diş etlerim
tel süreci boyunca çekildi. Çünkü dişlerim sıkışık, çok aşırı yamuk değil. Üst dişlerim hiç yamuk değil. Alt dişlerim biraz yamuk. Diş teli takmadan önce de böyleydi. Diş teli taktıktan sonra da böyle. Benim kaybım diş etlerimin çekilmesi oldu. Bu da öyle. Görevli mısınız? Normalde dişler biraz daha etin içerisinde olur. Benim alt dişlerim telden dolayı çekildi. Diş eti çekilmesi oldu. Ve o zamanlar aşırı derecede zorluk yaşadım. Diş etlerim kanadı. Fırçalayamıyordum. O derece sabah akşam kanıyordu her fırçaladığımda falan. En sonunda bu durumu düzelttim. Daha sonrasında da diş tellerim çıktı tabii. Çünkü mesela 2 sene oldu ve hiçbir düzelme yoktu alt tarafında. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Bir konuya daha değineceğim. Siz fark edebiliyor musunuz bilmiyorum ama sanki böyle çenem benim bir tık öne gitmiş gibi. Milim kaymış gibi duruyor. Fark edebiliyor musunuz bilmiyorum. Kayık gibi mi duruyor? Bana öyle geldi. Çok tuhaf yani. Bir tek bende mi oldu bu? Herkesin dişleri düzeliyor. Benim kardeşim de tel taktı. Herkesin dişleri düzeliyor. Benimki neden düzelmedi? Belki arkada 20'lik dişim, gömülü 20'lik dişim var. Ondan mı diyeceğim onu da bilmiyorum. Bir bilgim yok bu konuyla ilgili. Dişçi değilim arkadaşlar. Gerçekten böyle bir problem olmasını da istemezdim açıkçası. O yüzden demem o ki sağlık sorununuz yoksa, dişlerinizle ilgili yani bir probleminiz yoksa, yamuk değilse, düzeltilmesi gerekmiyorsa, sırf beğendiğiniz, sırf istediğiniz ve hoşunuza gittiği için diş teli takmayın. Çünkü bu çene, ağız ve diş problemine yol açabilir. Ben kesinlikle çok istedim diye oldu bu. Çok direttim. Annem istememişti. Öncesinde de böyleydi, şimdi de böyle. Çok tuhaf ya. Diş teli bir insana hiç mi yaramaz? Biraz değişik yani. Şu an böyle. Bir vlogumun daha sonuna geldik. Umarım diş teli taktırsam mı ya da güzel durur mu, hoşuma gidiyor sırf onun için taktıracağım diyen kişilere bir nebze olsun yardımcı olabilmişimdir. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoyu likelamayı ve yorum yapmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.